öz kardeşin dahi düğün tertiplese, düğününde içki varsa, düğününde açık saçık kadınlar varsa, düğününde orkestra varsa, düğününde rezalet varsa, o düğüne benim kardeşimdir diye gidersen, Allah ile alakan kesilmiş olur. Canım ne yapalım işte, kardeşimiz canım, öbürü komşumuz, öbürü akrabamız, öbürü dostumuz, öbürü ortağımız, öbürü partimiz, öbürü ocağımız diye bu millet cehenneme gidiyor mu gitmiyor mu söyleyin. Ama Allah bunu kabul etmiyor. İçi şerifi görüyorsunuz ya. Allah'ın günde 5 defa çizgi çizmiş, sabah çizgisi, öğle, ikindi, akşam, yatsı, bu çizgilerde durup da 10 dakika, 15 dakika namaz kılmazsan cezasız mı kalacağını zannediyorsun? Bu zan yanlış. Adam durmuyor, dinlemiyor. Allah'ın sınırını dinlemiyor, çizgisini dinlemiyor, geçiyor, gidiyor. Okunan ezanla bir alakası yokmuş gibi, hiç Allah yokmuş gibi gidiyor. Selamun aleyküm sarı kız dayı. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne satan? Esteri dayı, hurdacıyla merhaba diyoruz. Öyle mi? Tuz var mı? Tuz. Organik tuz var, Esteri tuzu var. Teşekkür ederim, bana 5 kilo getir. 5 kilo mu? Pahalıya patlar, altınla yaraşır şu anda. Allah Allah, olsun canım, neyse işimize yarasın da fark etmez. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin dayı. Hadi. Niye çekiyorsun dayı? Evet çekiyorum. Niye? Ya şu şeyi bir anlatıyor bakayım ya. Ne anlatayım ya? Sabah namazına çocuklar geliyor ya. Evet. Şimdi torunu dedesi torununu götürüyor namaza ya. Ha. Dışarı geliyormuş. Namaz içeri girmiyormuş. Öyle bir şey var mı? Evet. Sigara duvar dibine duruyor adam. Yakmış sigara. Böyle sigaranın tuzunu atıyor. Sen de geçerken şöyle sana şöyle yan bakıyor. Namaza girmiyor. Yok. Çocuğu namazdan çıkacak, onu götürecek. Ha. Çocuk namazdan çıkacak. Bisiklet hak edecek azar ya. Ha. Ona sen onu bırak da sen Allah'ın farzını hak ediyorsan sen onu şey yapsana, uygulasana, yerine getirsene Allah'ın tamam. Farzını. İşte böyle durumlar böyle sevgili kardeşim. Ne ölürsünüz burada? Biz çocuk bekleriz. Kardeşim gir camiye, iki rekat farzını kılsana sabaha. Kılmıyor. 40 gün cami cemaat oluyor. 41. gün kimse yok. Kimse yok. Şimdi gelenler de çoğu içeri girmiyor. İşte girmiyor, kapının önünde geliyor. Torunu bekliyor. Kapının da sigara açıyor, sigara. Yaslanmış böyle köprünün demirine böyle sigara açıyor. Bir de şöyle de diyor sigara böyle eliye gidiyor. Selam vereceğim, yönlü tane dönüyor. Selam da almıyor. Oysa iki rekat kılsa çıksa ne var ya, değil mi? İki rekat zaman farzını kılsa, Allah'a şükretse. Yok. Öyle bir şey yok. Adamın dizleri ağrı sadi. Yastayım adama. İşte o Eğiste tuzu yememiştin lan. Evet. Mesela bak ben çok Eğiste tuzu yiyorum. Bak ben Allah'a şükür hiç bak 5 vakitte kalmıyorum. Organik Eğiste tuzunu yiyse evet. Sen gibi maşallah dinç olur değil mi? Evet tabii canım, dinç olacak. Merhaba dede. İyisin değil mi? Allah iyilik sağlık versin. İyi akşamlar. İşte böyle ya. Sarı kızlı Faik dayımız maşallah 5 vakit cami cemaatinden. Evet inşallah. Canım, Allah dayımdan feyiz alıyoruz. Hepimizi muhabbet alıyoruz. Ama Eğiste tuzunu yiyeli senin var ya, betin benzin maşallah yani. Sararmış mı? Sararmış senin. Maşallah beti benzinine kan gelmiş ya. Tabii canım, Allah'a şükür. Organik. Eğiste tuzunun şeyini biliyorsun değil mi? Ne, hikayesini. Mazisini mi? Gitmiş o mu? Tamam biliyorum. Ne demiş? Adamlar tuz ekmiş ya tarlaya. Ulan bekleyecekler tuz çıkmaz. Ulan demişler ya tuzu şu gezmeye gidelim şu niye çıkma varmışlar. Allah tuz çıkmam. Ya bunu sinek yedi demişler. Sinek yedi. Ne yapalım? Sinekleri öldürelim. Hı. Hadi lan ikisi birer tüfek takınıyor. Hadi lan tarlaya. Hı. Benim bildiğim anladım duydum öyle yani. Hı. Varıyorlar. Nerede bileceğiz? Arkadaşlar birbirimize konduğu zaman gidelim diyor. Tamam. Birine konuyor böyle. Arkadaşlar gidiyor böyle. O da bir koyuyor. Hadi adam aşağıya. Ulan sinek der. Biz sizden bir bizden der. Zaten biz olduk bir çuval tuzdan diyor. Zaten düzün çıkmayacağı Allah bilip duruyor. Yani bu çoğu duzun değerli olduğunu biliyorsun değil mi? Bu adelerden atlatmış gelmiş. Evet, yani üretim zor yani üretim zor. Bir şehit daha yedir. Şehit vermişiz yani. Yani. Acaba o şehidin kabri nerede ki? He? O şehidin kabri nerede ki? Valla su araştırmak lazım. Evet. Allah razı olsun dayıcığım. Allah hayırlı uzun ömürle versin. Allah razı olsun, senden de Allah razı olsun. Ha. Bu bir hatıra. Dayı, ne olacak bu düğün salonların hali? Bu milletin hali? Ne bileyim, ne olacak? Orayı sen benden geçtin. Millet arasını kızını oyna diyor. Ne yapacağız ya? Ya resmen görüyorsun, komünistliğe gidiyor. Tövbe estağfurullah.
Müslüman düğün öyle olur mu ya? Herif avrat karışmış düğün oynuyorlar düğün salonunda. Müslüman düğün öyle olur mu yani? Ya olmaz. Değil mi yani canım? Olur mu öyle şey ya? Ciddi söylüyorum bak ya. Durmuyorsun hemen geliyor. Ya durmuyorum. Sevmem öyle şeyleri ya. Gerçek söylüyorum. Allah razı olsun. Mesela protesto etmek lazım. Evet. Herkes senin gibi var ya. Evet. Varsa dönse gelse adam dese ki adam utanır. Bir daha da yapmaz. Evet. Adam karısına çıkar karşımda oynat desen. Getir karşıma oynat desen oynatmaz. Ama düğünde 500 kişinin karşısında oynadıyor. Oynadı tabii ya. Ne? Ne kadar ayıp bir şey değil mi? Tabii ya ne şey ne bileyim arnamız kalktı da orta yerden ya Müslüman olur mu öyle şey ya? Bir kere olur diyor ya bir kere her şey bir kere neymiş bu değil mi? Bir kere olur mu ya bir keresi yok bir kere olan şu çuvalı gider o gali. Ha. Bir keresi zaten yok. Bir kere de çuvalı gidiyor değil mi? Ben zamanında ben oynamıştım bir şey olmadı. Ya da adam bir kere evleniyor çuvalı gidiyor değil mi? Ha, olmaz yani. Bir kere evlenmese çuvalır mı? İki kere mi evlenmesi lazım? Değil mi? Evet tabii canım. Bir kere evleniyor demek ki bir kereden oluyor her şey. Evet her şey bir kereden oluyor. Çoğalıyor. İşte an adam bir kere olur diyor. Evet. Bir kereden çoğalıyor zaten her şey. Evet. Yani gerçekten düğün salonlarında çok karşıyım yani ama. Kıyamete... Yani şimdi şöyle yemek koyabilirim de. Kardeşim çıkıyor şöyle. Hadi damat gelin çıksın oynasın. Hadi efendim kayınla bilmem ne çıksın. Amcalar çıksın oynasın. Hepsi adam avrat herif kıvırttırıyor. Ya günah ya. Günah kardeşim olmaz böyle bir şey. Ben defalarca gittim baktım başladı mı. İnan gibi bir şey uyduruyorum yani. Ya namaz kılacağım dedim, ya açık rahatsızlandım dedim. Bırak gidiyorum. Vay Allah razı olsun. Vay elini öpeyim be. İyi. Teşekkür ederim sana. Hayır. Bakacağım, duruma bakacağım. Ha. Evet, zannediyorum bunlar oynamaz ama belim olur ya karşı taraf öyledir. Ya salona girdim işte %90 ha, sıkıntıya giriyor ya. Yani. Salona gitmeye ne gerek var yani. Evet. İşte bu adeti kim çıkardıysa kıyamete kadar onun hasenesini yazacak da. Ben Diyarbakırlı şurada bir izzet vardı biliyor musun? Bilmiyorum. O dedi ki biz böyle kolgalayın nahmerem değil mi dedim bir karıyla koru koru haline giriyorsun onun sıcaklığı ona onun sıcaklığı ona diyor nahmerem haram değil mi resmen haram diyor niye giriyorsunuz dedim ne bileyim diyor dedelerimiz babalarımız da öyle kurmuş öyle gidiyor diyor sen bırakıver dedim ya dedem baba seni cehenneme girecek değil dedim ya. Bırakıver dedim kolgala girip çekiyorsunuz değil mi dedim gerçek söylüyorum bak İzzet'e ya. Böyle ya işte ne yapacağım Mehmetciğim yani olacak yani bu işler olmasa iyi yani bence olmaz. Hayır hani vallahi iyiye gitmiyoruz bak. Ciddi söylüyorum yani. Yani her hafta adam şimdi bak şimdi ben gazinoya gitsem. Evet. Kara oynatsam sen bana ne dedin? Ulan utanma şerefsiz camiye de giderdin yaptığımı ya, ayıp diyebilirsin değil mi? İyi bu düğün salonları bundan ne farkı var da? Tabii canım. Hiç farkı var mı? Aynısı. Ama yani. Hiçbir şey demem değil mi? Düğün salonuna gitsem Allah razı olsun. Allah razı olsun bana dua edersin değil mi? Dua etmek bile günah. Dua etmem ben ya. Bu değil. Şimdi evet. Gazinoya gitsem kızarsın. Gazinoya sağ ol geldi dirsin. Gazinoya'dan farkı, evet. Farkı yok. Lan ilin karısını oynadın burada kendi karın oyna diyorum. Evet. Eş dost akrabana bakı diyorsun ya. Yok ya şimdi ben oraya bir tane parası veriyorum. Ben yemek vereceksem getiririm kapımı da kurarım çadırımı. Doğru mu yani? Doğru. Kurarım aşağıya arkadaş her şeyi sana at. Kaç para? 3 lira, 5 lira, 10 lira, 20, 50 milyar neyse veririm parasını. Kapımı da yemeğini yedirip içiyorum. Mesela güzel güzel dualar yaptırır. Herkes yemek yerken dua, yemek duası yapar. Tabii ya. Doğru değil mi yani? Bir de şöyle diyorlar dayı. Kendi aralarında oynuyorlar diyor mesela. Kendi arasında. Ya herkes görüyor. Bak şu telefon varsa evet. Kendi arası diye bir şey yok. Yok tabii ya. Herkes sosyal medyaya atıyor. Herkes evet. Diyor ya. Çocuklar kendi arasında oynuyor diyor adam. Bak, ya böyle şey var mı? Şimdi orayı da iyi hatırlattın yani. Bak şimdi adam orada oynuyor. Bu yandaki çekiyor. Çekiyor her tarafı çekiyor. Eve geliyor arkadaşlarına diyor ki gel diyor bugün düğüne gittik çektik bir bak bana kim nasıl iyi oynuyor diyor. Veya filanın işte şeysi nasıl oynuyor diyor. Bakıyor ya filan iyi işte göbek sallıyor filan iyi efendim şu haram günah. Doğru mu doğru diyeyim ama? Doğru dayı. Günah, Allah razı olsun ya. Oğlum böyle şey ya Müslüman yapmaz böyle bir şey ya. Onun için cami ettirip biz sallanışırız galiba. Ne sallan kardeşim? Az önce sakalı o camiye tövbe et bir de umre bir de haç yaptın mı tamam. O da onun üstünü kaymak olur yani. Ayrısı Allah'tan ama yani bundan dönmek gerekir de yani şimdi bak mesela söyleyeyim git kötülüğe gidiyor. Bu iki, birkaç senedir düğün salonları hasıl oldu. 3-5 senedir neyse. Çok yanlış. Yani benim yok benim şimdi çocuğum olsun Allah seni inandırsın tövbe de yönümü dönüp bakmam. Düğün salonuna falan bakmam kimseye de göndermem oraya. Allah razı olsun. Nişan kına yapılacak mı yapılacak kardeşim kız evinde yapılacak derim. Kabul edilse kız tarafı bitmesi sen bilin derim. Pilav inecekse oğlan evinde pilav da inecek. Kız ev kendi yedirse yedirse yedirmesin. Bizim benim gibi. Aynen öyle dayı. Doğru değil mi yani ya? Allah razı olsun. Ya görüyorum ben bizim köyün yol üzerinde 10 tane düğün salonu var. Pazar günleri gidiyorum. Gelirken o düğün salonundan geçince de kulağım çalgı sesinden patlıyor ya. Arabayla geçerken. E o için içinde oynayanlar kim? İçinde bir isyan şarkısı geçerse diyor. Allah esirgesin dinden çıkarsın diyor. Evet. Ya. Çok. Çok canım. Buna... Çok.
Adam ne diyor mesela bir şarkı, geçenlerde bir eski bir şarkı da ne diyor, sensiz cennet bile sürgün sayılır. Ya sensiz cennet de sürgün sayılır diyor. Tüh seni. Adiye bak ya, cennet sürgün sayılır mı sen? Ya. İnşallah cennet kokusunu göremez sen onu söylerken ya, böyle şey mi olur ya? Ya. Doğru değil mi ama? Doğru da ya. Cennet diyor sürgün sayılır diyor. Demek ki cehennemden çıktım, cennete sürgün gittim diyor. Tövbe tövbe tövbe. Yani böyle daha çok. Daha çok. Neler var yani, şimdi aklımıza gelmiyor da. Anla yani, inan iyiye gitmiyoruz. Yani şu düğün salonları bizim büyük bir ayıbımız ya. Evet. Vallahi. Ya bak bunlar var ya, ben şöyle tahmin ediyorum, bunu kafirler yapıyor bunu. Kafirler Türkleri nasıl, Müslümanlar nasıl yoldan çıkaracağını şey yapıyorlar. Öyle gibi mi geliyor? İşten yıkıyorlar da. Senin yıkıyorlar. Ahlakını, ha. Örfünü, adetini ha. Yıkıyorlar. Ha. Sen Kur'an okusan ne yazardı? Evet. Sabahlar Kur'an okuyor. Ama akşamlarda senin torunların belki de hep o yönlü oluyor. O yönlü tabii. Yavrum diyor ama. Ufak çocuklar gidiyor ya, orada aşılanıyor. Ha. O da ne olur bir sefer yaptığımıza diyor. Bir sefer de bir şey olmaz ya falan filan diyor. Bir daha sefer zaten öne geçemiyorlar. 2, 3, 4, 5'e çıkıyor. Öne geçemiyorlar. Yani iyi bir olay değil ya. Ama inşallah iyi olaya doğru gideriz inşallah. Allah razı olsun dayı. Evet, inşallah. Senden de Allah razı olsun. Düşüncelerine çok katılıyorum dayı. Allah. Sen benden daha iyisini biliyorum, düşünüyorum, biliyorum mesela. Aynen. Ama elimizden de bir şey gelmiyor. Varıp da adama bir şey diyemem. Sana ne, diri çıkıyor. Diyemem yani. Ya işte bizim yapacağımız göre varacağız. Eğer ayarsızsa. Hayırlısı olsun kardeşim. Bu yaptı. Hatta diyebilirsek. Ben öyle yapıyorum. Hatta diyebilirsek. Bu yaptığın senin uygunsuz. Dayıcığım yani yapmasan iyi olurdu falan diyeceğiz. Dönüp geleceğiz ya. Ben öyle diyorum ya. Ya da biliyorsun önceden böyle ayarsız yapacağını, gitmeyiz bizim dayı. Tepkimizi olacağız ki o adam da kimse gelmiyor demek ki bu ayarsız bir şeymiş diyecek. Evet, öbürü bir sonraki yapacağı olan da yapmayacak ama öyle değil işte. Evet, ben aynen dediğim gibi var. Eğer namaz vaktiyse diyorum ki ya ben burada mescit var diyeyim de var, kesin var yani. Var. Nerede namaz kılıyorum, hanıma diyorum ki hanıma hadi gidelim. Niye ben hoşuma gitmedi diyorum. Böyle şey ben sevmem ben diyorum. Ve diyorum ki ya ben müsaade ediyorum düğün sahibine. Tebrikliyorum, koyup geliyorum. Doğru değil mi yani? Yapmam ben gitmem öyle bir şey. Şimdi şöyle bir şey Mehmetciğim, gerçek yani ben utanıyorum ya, bu yaştan sonra utanıyorum. Orada doğru bakmaktan sıkılıyorum, utanıyorum. Allah seni inancı utanıyorum yani. Ama o bir tarafta adam yiyecek gibi. Kardeşim günah, haram işliyoruz yani, haram işliyoruz yani. Orada oynayanlar senin, benim bacım, kız kardeşim, komşum, şudur budur. Zaten onlar alın damarı çatlamış oynuyor. Biz de alın damarı çatlayıp bakmayalım bari. Allah razı olsun. Doğru değil mi yani? Bakmayalım. Faik dayımızdan Allah razı olsun. Bizi ipi bilgilendirdi. Görüşlerinize katılıyoruz dayı. Aynen, Allah imandan Kur'an'dan ayırmasın. Amin cümlemiz. Son nefesimize imanımıza çekin ve çene kapağını nasip et. Muhammed inşallah iman Kur'an'dan ayırmasın. Bizim doğru yola gitmemiz nasip etsin inşallah. Aleyküm selam. İşte böyle yani. Hayırlısı. Hadi. Allah'a emanet ol dayı. Hadi sağ ol, sen de Allah'a emanet ol. Hadi dualarını da eksik etme bizi bakayım. İnşallah. Hadi bakayım. Hadi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sekiz bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba serdar olan Muhammed, yokluğa yoksulluğa kanaat eden Muhammed, asi olan ümmete şefaat eden Muhammed. Ya Muhammed. Selamun aleyküm hala oğlum. Aleyküm selam. Hayırlı işler. Sağ ol. Hoş geldin, hayırlı olur. Sağ ol. Hayırlı hayırlı işler. Sağ olasın. Burası kadınlar pazarı. Tamam. Dayı hayırlı işlerin olsun. Allah razı olsun, iyi yani, sağ ol. Hala oğlum ne satan? Bizde yeşillik var, marul, maydanoz, ıspanak, patates, soğan var. Hepsi taze. Taze ürünlerimiz. Köyün ürünlerine benzer mi? Köyde hayat aynı değil mi? Organik bunlar da
Olabilir mi? Organik ama köye uymayabilir yani. Köyde daha organik olur haliyle. Tabii. Maşallah devamlı burada duruyorsunuz kadınlar pazarında. Devamlı buradayız. Günlük. Evet, buradayız. Usta abi kaçma. Bu abimiz de Çiçek Çınarlar'ın orada Çağrı Mangal'ın patronu. Maşallah dayı mafya babası gibi duruyor. Sen git oraya bir ızgarasını ye. İkizler markete falan gidiyorsun ya. He. Oradan oraya geçiyor işte hemen. Lambaya geçti mi sağda? Çağrı Mangal. Ha tamam. He. Ha tamam orada şey, Erzurum şeyi var ya. O değil mi? Orada Çağrı Mangal diye yazar. Çay iş. İçelim. Ne? Geçen o bağlar diyorum. Şey etmiş ya. Köye geldi sana bir domatalı pilav yedirelim. İnşallah. Şöyle bir ekşilik odurmuş ayran. Bunu sen özel hazırlıyorsun. He? Dolabı öyle açıyorsun değil mi sen? Ekşidim. Az şöyle ekşidim var ya. He. İçine az tuz atacaksın. He. Ondan sonra buzluğa koyacaksın. Kaldırıp içeceksin ya. İnşallah. Çorba, çorba içiyor, çorba sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun. Karnı mı yiyin? Anam babam simidi bu bak. Kara simit, koyun yanı. O zaman yarısını beliriyor dayı be. Yarısı yok, tümünü al. Yok yok yok, tümünü almaya. Yarısını, yarısını belirsin. Abla buyurun. Yarısını belirir. Ne abla? Duruyor. Teşekkürler dayım. Kameramana iyi bakın. İyiyiz Allah'a şükür dayı. Sizleri sormadım. Hamdolsun. Dünya telaş edin. İşleriniz iyi değil mi? Hamdolsun. Allah'ım hayırlı işler bilsin inşallah. İnşallah. Çorba kaynıyor değil mi? Elhamdülillah. İşleriniz nasıl iyi mi? Elhamdülillah Mehmet'im. Var mı köylülere diyecek bir şey? Selamlar. Aleyküm selam. Allah'a emanet olsunlar. Huzur zahillet, tek yürek oldu millet. Bu vatan bölünmeyecek. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. İşte budur Türk yüreği. Ne tatanır ne tüfeği, ümmet için yürümeli. İşgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız. Bugün şehitlik günün, kavuşma düğünün gün. Şahadettir en büyük.